2020 bize sadece onlarca harika yeni televizyon ve internet dizileri vermekle kalmadı, aynı zamanda en sevdiğimiz eski dizilerden bazılarını da elimizden aldı. Gelin 2020'de hangi dizilere veda ettiğimizi bir daha hatırlayalım. İlk önce 2020'nin en yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizisini açıklayalım. 2020 yılının reyting rekoru sahibi Mucize Doktor oldu. Dizi zor olanı başardı ve totalde %17,90, ABD ise %20 oranını aştı. Ancak tüm diziler böylesine şanslı olmuyor. 2020'de reyting düşüşü nedeniyle onlarca dizi kapandı. 2020'nin Ocak ayında 2 hafta ara verdikten sonra yayına geri dönen dizilerden Çocuk, 28 Ocak'ta ekranlara veda etti. Dizi maalesef yeterli sayıda izleyici toplayamadı, ancak yine de 18 bölüm sürdü ve totalde iyi reyting oranıyla veda etti. Şubat ayına gelince ise son yılların en heyecan verici hikayelerinden biri sona erdi. Kadın dizisi. Ekranların süper hit dizisine yakışan bir şekilde %10 reyting oranının üstünde kalarak 81. bölümde ekranlara veda eden Kadın, 2020'nin zirvede kalarak final yapan tek dizisi oldu. Ocak ve Şubat aylarında ekranlara birer dizi veda ederken Mart ayında tam 5 final gerçekleşti. Bunlar arasında Vuslat, TRT1'de yayınlanması sayesinde 44 bölüm sürdü, ancak reytinglerde pek de parlayamadı. Vuslat'ın aksine özel kanalda yayınlanan Zemheri, bir Hilal Saral dizisi olmasına rağmen sadece 10 bölüm dayanabildi ve özellikle AB reytinglerinin düşmesi sonucunda finali kaçınılmaz oldu. Başarılı bir yaz dizisi olan Afili Aşk, Mart ayına kadar yeni sezon dizileriyle rekabeti sürdürmeyi başardı. Ancak reytinglerinin düşmesi sonucunda 38. bölümünde final yaptı. Başarılı bir Amerikan dizisi Devious Maze'den uyarlanan Hizmetçiler dizisi ise Türk izleyicilerinin dikkatini çekemedi ve Kanal D yönetimi diziye final şansı bile tanımadı. Orijinali 4 sezon devam etse de Türk versiyonu 4. bölümünden sonra yayından kaldırıldı. Ancak her zaman diziler reytinglerden dolayı yayından kaldırılmıyor. Bunlardan biri Türk ekranlarının en reytingli dizilerine imza atan Osman Sınav dizisi olan Gel Dese Aşk'tı. %6 reyting oranlarına yaklaşmasına rağmen konusundan dolayı diziye karşı eleştiriler hızla büyüdü ve durum ATV yönetiminin diziyi yayından kaldırmasıyla sonuçlandı. 2020'nin ilk yarı yılında ekranlarda 27'ye yakın dizi rekabet sürdürürken, küresel pandeminin ortaya çıkması sonucunda doğal olarak dizi çekimleri de durdu ve stok bölümü biten diziler de yayına ara vermek zorunda kaldı. Nisan ayında ekranlara tek bir dizi veda etmişti. O da milli mücadelenin ruhunu ekranlara taşıyan TRT'nin tarihi mini projesi Ya İstiklal Ya Ölüm. Dizi reytinglerde oldukça mütevazi sonuçlar sergilese de baştan tasarlandığı gibi 12 bölüm sürdü ve final yaptı. Böylece herhangi bir dizinin ilgi çekici olay örgüsünün olmadığı ve yıldız bir ismin projede yer almadığı sürece reytinglerde başarıya ulaşması zor görünüyor. Haziran ayında ise TRT1'in komedi dizisi Tutunamayanların yeni sezona uzatıldığı açıklanmıştı. Ancak sonrasında dizinin geri dönmeyeceği ve final yapmadan yayından kaldırıldığı açıklandı. Haziran ayının son haftalarına geldiğimizde Avşar Film'in Zalim İstanbul dizisi final yapıyordu. 39. bölümünde veda eden dizi oldukça istikrarlı bir yayın hayatı sürdürdü. Ancak düşen reytingleri durduramayınca finali zorunlu oldu. Yaz sezonu televizyon dizileri için oldukça stabil geçiyordu ve yeni başlayan diziler sonbahar sezonuna kadar izleyici toplamaya çalışıyordu. Temmuz ayında ise Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız 4. sezonuyla birlikte sona erdi. Çağatay Ulusoy'un fantastik dizisinin dünya çapında başarıya ulaştığını bir daha hatırlatalım. İlk sezonuyla 10 milyon, ikinci sezonuyla da 20 milyon Netflix kullanıcıları tarafından izlenen dizi, Netflix'in 2020 yılında en çok izlenen 10 yabancı yapımı arasında yer aldı. Dönelim televizyon finallerine. TRT1 dizileri final yapmaya devam ediyordu ve bu sefer sıra şampiyona gelmişti. Tolgahan Sayışman'ın dizisi çok düşük reytinglerle ilerliyordu ve artık %1 oranını bile geçemiyordu. Ancak yine de devlet kanalında yayın sürdürmenin avantajını kullandı ve 34 bölüm devam etti. Eylül ayından itibaren ise eski sezon dizileriyle beraber yeni diziler de yayına çıkmaya başlıyordu ve diziler arası rekabet yeniden canlılık kazanmıştı.
Bu ise yine reytinglerde başarısız olanların kapanacağı anlamı taşımaktaydı ki geçen sezonun final rekoru bile kırılmıştı. Ekim ayında final yapan dizi sayısı 6'ya ulaştı. Yeni sezonun ilk final yapan dizisi Bay Yanlış'tı. Dizi, yaz aylarında rekabetin olmadığı haftalarda iyi sonuçlar sergilese de yeni sezon dizilerinin gelmesi ve rekabetin artması sonucunda iniş trendine geçti ve bu nedenle kanal yönetimi daha da dibe dalmadan diziyi bitirme kararı aldı. Hemen ardındansa bir diğer yaz dizisi Gençliğim Eyvah, düşük reytingleri nedeniyle 17. bölümde final yaptı ki kanal yönetimi diziye fazlasıyla şans tanıdığını söyleyelim. Ekim finalleri devam ediyordu ve yayına daha yeni başlayan Star TV dizisi İyi Günde Kötü Günde yaz dizileri kadar şanslı değildi. Cumartesi günü bile rekabetin az olduğu günde düşük oranlar gösterdi. Banal konusu ve oldukça zayıf senaryosuyla izleyicileri cezbedemedi, sonuç olarak 6. bölümde erken finale gitti. Bir hafta sonra ise yaz sezonundan kalan yine cumartesi günü dizisi Çatı Katı Aşk'ta gösterdiği düşük reytingler sonucunda ekranlara veda etti. Geçen sezon dizilerinden Güvercin ise yayına geri döner dönmez reytinglerde hüsrana uğradı ve izleyicilerinin neredeyse tamamını kaybetti. Bu ise diziyi kaçınılmaz finale götürdü. Bir yandan da töre dizilerine yönelik ilgi de düşüyordu. Ekim ayının sonuncu finalini ise ekranlara 9. bölümünde veda eden Yeni Hayat dizisi gerçekleştirdi. Serinin çifti hayranları tarafından ne kadar sevilse de final nedeni ise her zaman olduğu gibi oldukça zayıf kalan senaryosu ve sonucunda düşen reytingleri oldu. Ayrıca Ekim ayında rekabet geçen sezona göre çok daha fazla artmıştı ve yayında en fazla 27 dizi yer alırken şimdi bu sayı artarak 37'lere çıkmıştı. Doğal olarak finaller de kaçınılmazdı. Kasım ayına geldiğimizde ise sektörün en başarılı yapımı Tims and Bean'in Şeref Sözü dizisi reytinglerde kelimenin tam anlamıyla dibe daldı ve sadece 4 bölüm dayanabildi. Buysa bir kez daha töre konulu dizilerin artık izleyicilerin ilgi alanında olmadığını gösteriyordu. Geçen sezonun umut vadeden dizilerinden Öğretmen %8 reyting oranlarına ulaşmıştı ki pandeminin ortaya çıkmasıyla yayın hayatına ara verdi. Bu aradaysa izleyicilerinin yarısını kaybetti. Yeniden ekranlara döndüğünde ise bir hit dizisiyken kendini finalin eşiğinde buldu. Dizi 36 bölüm olarak tasarlandı ve oldukça farklı bir konuya sahipti. Ne yazık ki kanal yönetimi diziye daha fazla şans tanımadı ve Öğretmen 9. bölümünde ekranlara veda etti. Tıpkı Öğretmen gibi Babil dizisi de iyi açılış yapmıştı ve 6 aylık aradan sonra izleyicilerini kaybetmişti. Ancak onun aksine çok daha düşük reytinglerle yıldız kadrosu ve başarılı yurt dışı satışları sayesinde yayında kalmayı başardı. Başlangıçta internet dizisi formatında tasarlandığı gibi kalsaydı belki de çok daha büyük etki yaratabilirdi. Kısıtlı hikaye ile 2 saatlik bir maratona dayanmak oldukça zor oldu. Neyse ki başarılı yurt dışı satışları sonucunda 20 bölüm sürdü. Aralık ayında ise izleyicileri 4 final bekliyordu. Yayın hayatına yeni başlayan Bir Annenin Günahı, Filippin uyarlamasıydı. Ancak oldukça zayıf senaryosu nedeniyle final bile yapamadan 5. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Fox TV'nin çocukluk dizisi hit olması bekleniyordu. Ancak Cuma günü rekabetine dayanamadı ve 11. bölümünde ekranlara veda etti. ATV'nin yeni sezon dizisi Maria ile Mustafa ise kanalın Taşra'da geçen yeni hit dizisi olacağı tahmin ediliyordu. Fakat dizi reytinglerde oldukça mütevazi ilerledi ve sonunda 17. bölümünde ekranlara veda etti. Böylece töre konulu dizilerin izleyicilerin ilgisini artık çekmediği bir kez daha kanıtlanmış oldu. 2020'nin son finalini ise 31 Aralık'ta ekranlara 135 bölümlük maceranın ardından veda eden komedi dizisi Kalk Gidelim yaptı. Böylece 2020 yılında 25 dizinin finali gerçekleşti. En çok hangi dizinin devam etmesini istediğinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz.